İnsana verilen bütün cihazat-ı acibe bu ehemmiyetsiz hayat-ı dünyeviye için değil, belki pek ehemmiyetli bir hayat-ı bakiye için verilmişler. Buradaki Arapçada bu belkilerin manası daha çok böyle hani bu katiyet ifade eder. Bir de belli ki manası var. Yani mesela atın yaratılışından belli ki koşmak için yaratılmış. Değil mi? Mesela kuşun yaratılışından belli ki uçmak için yaratılmış. Şimdi insanın yaratılışından belli ki ne için yaratılmış? Neresinden belli? Mesela birisi sorsa dese ki ya kuşun uçmak için yaratıldığı nereden belli dese hemen kanatlarını gösteririz. Uçuş takımlarının verildiğini gösteririz. Atın koşmak için yaratıldığı nereden belli dese. Hatta üstadımız diyor ki Mesnevi Nuriye'de bir ifade var. Aslan gibi hayvanların diş ve pençelerine bakıldığı zaman İftiras ve parçalamak için yaratıldığı, kavunun letafetine, tadına, kokusuna, cazibesine bakıldığı zaman yemek için yaratıldığı anlaşılır. Acaba insanın neresinden, hangi istidadından, hangi kabiliyetinden dünyaya kulluk yapmak için gönderildiği belli. Öyle ya. Acaba insanın neresinden anlaşılır bu? Çok önemli bir nokta bu. Yani aslında sadece insanlık şu noktayı çözebilse, yani kendini okuyabilse, öyle ya, kendisinin ne olduğunu anlayabilse bütün problem çözülecek. Fakat insanlık kendi kimliğini, kendi mahiyetini çözmüş değil. O yüzden kendisinin ne olduğunu çözemeyen insan ne için yaratıldığını nasıl çözsün ki? Siz elinizdeki makinenin ne olduğunu bilmiyorsanız onun ne için kullanıldığını bilebilir misiniz? Önce ne olduğunu bilmeniz lazım. Ya biri dese ki ya evde bizim bir makine var abi ne işe yarar diye sorsan ne deriz ona? Ne makinesi? Bilmiyorum. O zaman tarif et deriz. Nasıl bir makine? Demek önce insanın kendi mahiyetini, kendi tarifini idrak etmesi, çözmesi lazım. Sonra dünyaya gönderiliş gayesini, sonra da Rabbini bulur. O yüzden nasıl diyor hadis-i kutsi bu? Kendini bilen Rabbini bilir. Demek insandaki harita aslında ne yapıyor? İnsanı Rabbine götürüyor. İnsan kendini keşfetti mi, o insan ne yapar? Kendi mahiyetiyle Allah'ı bulur. İnsana verilen bütün cihazat-ı acibe, bu ehemmiyetsiz hayatı dünyeviye için değil. Belli ki, pek ehemmiyetli bir hayatı bakiye için verilmişler. Neden? Neresinden belli bu insanın? Çünkü insanı hayvana nispet etsek görüyoruz ki, insanla hayvanı kıyasladığımız zaman görüyoruz ki, insan cihazat ve alat itibariyle, aletler, cihazlar, istidatlar, kabiliyetler itibariyle çok zengindir. 100 derece hayvandan daha ziyadedir. Hayatı dünyeviye lezzetinde ve hayvani yaşayışında 100 derece aşağı düşer. En büyük delil buymuş. İnsanın cihazat ve alet itibariyle yaratılış olarak hayvandan 100 kat daha kıymetli cihazlarla yaratılmış olması bu insanın hayvan gibi yalnız dünyayı kazanmak için, dünyayı yaşamak için yaratılmış olmadığına nedir? Delil. Çok güzel bir örnek var burada. Bu şu örnek anlaşılsa zaten mesele bitiyor. Yani şu andaki insanlığın içinde bulunduğu bunalım, çile üçlüğü çıkmazın tek sebebi şu meselenin anlaşılmayışı. İnsanlık sadece şu sayfayı anlasa, şu meseleyi, sadece bunu bir örnek var, sadece bunu anlasa mesele çözülüyor. Hala insanlık kendisini hayvanlardan bir hayvan zannediyor. Öyle. Hani insanlığın fikir babaları dedikleri o Aristolar, Descartes'lar, şunlar bunlar, bir sürü felsefeciler insan hakkında bir sürü yorumlar yapmış değil mi? Kimisi demiş insan düşünen hayvandır, kimisi demiş insan konuşan hayvandır, kimisi insan işte yürüyen tüysüz hayvandır, kimisi şudur, kimisi hep insanı tarif etmişler ama insanın neyini tarif etmişler? Cesedini, kabuğunu, kılıfını yani insandaki hayvanı tarif etmişler. Asla insandan bahsetmemişler. İnsanı hep hayvan olarak tarif etmişler. Belli ki insanı yani kendilerini keşfedememişler. Neye bakmışlar? Bakmışlar ki değil mi kaporta olarak, ceset olarak hayvandan bir farkı yok. Bunun da iki gözü var, ağzı var, dili var, eli var, ayağı var. Yaşantı olarak da kendilerine bakmışlar. Yer, içer, çiftleşir, ölür. Bunun dışında bir şey yapmadıklarını, hayata tutundukları sadece hayvani dallar olduğunu keşfetmişler. Bakmışlar. Hayvandan farksız. O halde bu hayvan. O zaman ayrılan yönüne konuşan, düşünen, tüysüz falan. Asla ne yapamamışlar? İnsanı kendilerini keşfedememiş. Demek şu 23. söz özellikle bize kendimizi keşfettiriyor. Filipinler'de abiler anlatmışlardı. Hatta buraya İstanbul'da sempozyuma gelmişti oradan bir profesör. Oradaki bütün üniversitelerin YÖK başkanı. O da anlatmıştı meseleyi. Orada
insanla ilgili bir konferans dünya çapında bütün insanla ilgili hümanizm diye insanlıkla alakalı felsefi bir konferans düzenlenmiş. Orada herkes insanla alakalı bir dünyanın her yerinden gelenler bir sunum yapıyorlar. Bizim abiler de orada fırsat bulmuşlar, böyle kısa bir sunum yapmak istemişler. Risale-i Nur'dan bu insan tariflerini okumuşlar. İnsan nedir? Aslında Kur'an'ın insan tarifi. Öyle ya, hani Üstadımız diyor, madem yapan bilir, elbette bilen konuşur. Bu insanı kim yaptıysa bunun en güzel tarifini, en kapsamlı tarifini, en mükemmel tarifini o yapar, yapmış ve Kur'an'ın da bize o mesajı vermiş. Orada abiler okuyorlar. O zaman 80 küsur yaşında Filipinli bir bayan, profesör, aynı zamanda o felsefi toplantının da, sempozyumun da başkanı kalkıyor. Diyor ki, hayatımda ilk defa insanı keşfetmiş bir tarif buldum diyor. İlk defa insanı keşfeden bir insan buldum diyor. Bir zaman Hazretleri'nin tarifini duyunca. Cenab-ı Hak o yaştan sonra hidayet nasip ediyor. Demek ki keşfedilmeyi bekliyor insanlık. Şimdi biz her şeyi keşfediyoruz ya. Amerika'yı keşfettik, maddeyi keşfettik değil mi? Teknolojiyi keşfettik, keşfettik, keşfettik. Adeta uzayın derinliklerini keşfettik. Maddenin derinliklerini keşfettik. Fakat kendimizi keşfedemeyince bütün keşfettiklerimiz boşa gidiyor. Sadece kuru bilgi kalabalığı oluyor. Neye benziyor bu? Yüzlerce sıfır var yan yana dizilmiş fakat başında bir olmayınca o sıfırlar hiçbir şey ifade etmiyor. Demek en başta keşfedilmesi gereken, en başta bilinmesi gereken insanın kendisiymiş, kendi mahiyetiymiş. Şuradaki mana, demek insanın hayvandan 100 kat daha kıymetli cihazlarla donatılmış olması, bu insanın hayvan gibi yaşamak için yaratılmamış olduğuna nedir? Delildir. Belli ki, çünkü bizi hayvan gibi yaşamak için yaratsaydı, hayvan olarak yaratması yeterdi. Böyle bir akıl, böyle bir zeka, böyle bir istidat, böyle bir kabiliyet vermesine gerek yoktu. Bize verilen sermayenin çokluğu böyle küçücük bir alışveriş için gelmediğimize delilmiş. Şimdi oraya geliyorum. 100 derece hayvandan daha ziyade istidat ve kabiliyetlerle, sermayeyle donatılan bu insan, hayatı dünyeviye lezzetinde ve hayvani yaşayışında 100 derece aşağı düşer. Çünkü her gördüğü lezzetinde binler elem izi vardır. Geçmiş zamanın elemleri ve gelecek zamanın korkuları ve her bir lezzetin dahi elemi zevali onun zevklerini bozuyor ve lezzetinde bir iz bırakıyor. Fakat hayvan öyle değil. Elemsiz bir lezzet alır, kedersiz bir zevk eder. Şimdi biz eğer hayvani lezzetleri, zevkleri almaya gelmiş olsaydık, inanın böyle insan olarak yaratılmak değil de hayvan olarak yaratılmak daha karlıydı. Gerçekten öyle. Üstadımız diyor ki mesela serçe kuşuna, hayat lezzetinde serçe kuşuna yetişemeyen o insan. Allah Allah. Ya o kadar mı ya? Niye? Olur mu canım? Bizim soframız daha geniş. Her şeyi yiyip içiyoruz. Öyle ama o geniş sofranın başında muzdarip bir ruh var. Nedir o? Azap çeken bir insan var. Şimdi size en güzel ziyafeti serseler. Sonra böyle açsınız da iştahla başına oturdunuz. Hayatınızda görebileceğiniz en güzel sofranın başına oturdunuz. Tam böyle kaşığı sallayacaksınız. Bir baktınız ki ileride bir ip sallanıyor. Bu ne dediniz? Ya sen işine bak. Ne yapacaksın onu? Ya ama o ne? Ne için sallanıyor bu ip? Yemekten sonra seni biraz sonra kahve içirecekler. Arkasından da bu güzel altın döküm iplerle örülmüş bu dar ağacında seni asacaklar. O sofradan lezzet alabilir misin? Değil mi? Hiçbir lokma senin boğazından geçemez. Hayat lezzetinde serçe kuşundan ne yaptı? 20 derece aşağı düştü. Değil mi? Ama azap, ızdırap, sıkıntı cihetinde geçmiş zamanın elemleri, gelecek zamanın korkuları, endişeleri onun hazır lezzetini ne yapıyor? Zihir üzeber ediyor. Demek buradan ortaya çıkan nedir? Dünyanın lezzetini almak için, dünya hayatını yaşamak için, dünyevi cismani zevkler için hayvan olarak yaratılmak yeterken, 100 kat daha kıymetli cihazlarla yaratılmış olmak, belli ki bu yaratılan insanın bu dünya için, cismaniyet için ve hayvani bir hayat için yaratılmadığını ne yapıyor? Apaçık ortaya koyuyor. O zaman bu insan ne için yaratıldı? Demek ahsen-i takvim suretinde yaratılan insan, mahlukatın en mükemmel suretinde yaratılan insan, hayatı dünyeviyeye hasr-ı fikretse. Hasr-ı fikir demek, yani sadece dünyaya kilitlenip kalmak, sadece dünyalık yaşamak, at gözlüğü takmak, hasr-ı fikir.
Yani bu kadar kıymetli cihazlarla insan sadece dünyaya kilitlenip kalsa, 100 derece sermayece hayvandan yüksek olduğu halde 100 derece serçe kuşu gibi bir hayvandan. Şimdi bununla alakalı böyle bir sabah namazlardan sonra biz böyle botanik park var Bursa'da, gidip geliyoruz böyle. Ama oraya gidiyoruz, orada gençlerle kardeşlerle okuma programı yapıyoruz arasında. Ben de elimde Şuala kitabı var. Okuyorum böyle. Hem yürüyorum hem okuyorum böyle. Bir yerde durdum böyle. Kitap okuyorum. Birisi geldi böyle koşarak. Orada tur atıyorlar böyle, sabah koşu yapıyorlar. Geldi yanıma. Dedi ki ne okuyorsun dedi. Dedim işte bu Kur'an tefsiri. Risale-i Nur, Bediüzzaman Hazretleri'nin kitabı falan. Nurcu musunuz siz falan dedi. Ondan sonra dedim ya işte bu kitapları okuyoruz. Böyle ayakkabıyla uğraşan ayakkabıcı diyorlar. Şekerle uğraşan şekerci diyorlar. Yağ ile uğraşan yağcı diyorlar. Biz de nurlarla uğraştığımız için nurcu deseler olur. Neyse işte bu kitapları okuyoruz. Dedi ya neden bu kitapları okuyorsunuz dedi. Biliyormuş meseleyi. Biraz farkında meselenin. Neden bu kitapları okuyorsunuz dedi. Ben dedim yaratılış gayemizi öğrenmek için. Öyle ya. En basit bir makinenin bile kullanma kılavuzu var. Şimdi en basit makinenin kullanma kılavuzunu okuma ihtiyacı hisseden insan, en kıymetli makine olan insan makinesinin, yani kendisinin kullanma kılavuzunu okumaz mı? Neyse, ben dedim ya en basit makinenin bile kullanma kılavuzu var. Biz de dedim bu kılavuzumuzu okuyoruz. Yaratılış gayemizi buradan öğreniyoruz. Buradan tanıyoruz. Niçin yaratıldığımızı farkına varıyoruz böyle. Neyse dedi ki anladık dedi ama siz dedi hem bu kitapları okuyorsunuz hem de başkalarına da bunları ulaştırmaya çalışıyorsunuz. İnsanları da kendi fikirlerinize zorluyorsunuz dedi. Neymiş dedi insanın yaratılış gayesi? Yani niçin neymiş dedi? Ne diyor bu kitaplar? Öyle deyince ben dedim biz insanlık olarak kainat kitabını okumaya gelmişiz. İnsan kainat kitabını okumak için, Rabbini onunla tanımak için yaratılmış bir varlık. Ne kitabı dedi ya? Hani kitap dedi. Ben de dedim ki bak dedim şimdi arılardan bahseden bir sürü kütüphaneler dolusu kitaplar var. Bu kitapların tamamı nereden çıktı? Arıdan çıktı değil mi? Arıyı yazdı hepsi de. Şimdi arıdan yazılan kitapların tamamı kütüphaneler dolusu kitap olur da arının kendisi kitap olmaz mı? Daha bitirememişler. Arıyı yaza yaza bitirememişler. Bütün tıp fakültesindeki kitaplar nereden çıktı? İnsandan çıktı değil mi? Hepsi insanı yazıyor. Kimisi kalbini yazıyor, kimisi böbreğini, kimisi dalağını. İnsanı ne yapıyorlar? Baştan sonra yazıyorlar, araştırıyorlar. Hala ne yapamamışlar? Bitirememişler insanı. Şimdi insandan yazılanlar kitap olur da insan kitap olmaz mı? Böyle anlatıyorum ben. İşte kainatta her şey bir kitap. Bütün yazılan fenlerin tamamı bu kainattaki ayrı ayrı alemleri anlatmışlar. Astronomi gökyüzünü anlatmış, biyoloji canlıları anlatmış, kimya maddeleri anlatmış. Aslında Cenab-ı Hakk'ın yazdığı kainat kitabını biz ne yapmışız? Özetleyip, kopyalayıp kitaplara yazmış. Bizim yazdıklarımız kitap olur da Cenab-ı Hakk'ın yarattığı değil mi? Bütün kitaplarımızı oradan yazdığımız bu büyük kitap olmaz mı? Neyse, yani dedi, olabilir. Öyleyse bu kitabı okumak için yaratılan kim? Öyle ya, madem kainatı bir kitap gibi yazmış, her kitap bir muhatap için yazılır. Bu kainat kitabının muhatabı kim o zaman? Kimmiş dedi. Neymiş? Sonra bana dedi ki, ya dedi bu dedi sizin kendi düşünceniz, kendi fikriniz dedi. Kendi felsefeniz. Neden dedi kendi fikirlerinize, kendi doğrularınıza başkalarını inandırmaya çalışıyorsunuz? Herkes kendi doğrusuyla yaşasa olmaz mı? Herkes hayatı bildiği gibi yaşasın. Herkes kendi doğrularının peşinden gitsin. Herkesi fikirlerinde hür bırakın, serbest bırakın. Kendi fikirlerinize, kendi doğrularınıza insanları inandırmaya çalışmayın. Ben dedim ki ya doğru bir tanedir. Herkesin kendine ait doğrusu olmaz ki. Öyle ya. Yani dedi, nasıl? Dedim ki şurada beraber dedim dolaşıyoruz. Farz et ki geziyoruz beraber. Yanımızda birkaç arkadaş daha var. Orada kenarda bir tane makine gördük. Birisi dedi ki bu makine dedi maskap, duvar devme makinesi dedi. Ötekisi dedi ki asfalt kesme makinesi dedi. Diğeri ağaç kesme makinesi dedi. Biri çim biçme makinesi dedi. Herkes aramızda ihtilafa düştü. Tartışıyoruz. O diyor ki benimki doğru, o diyor benimki doğru. Nasıl bulacağız arayı? İçimizden birisi dedi ki ya bir dakika arkadaşlar kavga etmeyin. Bu makinenin ne makinesi olduğunu en iyi kim bilir? En iyi yapan bilir. Markasını ne yaptık? Okuduk baktık markasında ne yazıyor? Boş yazıyor. Boş marka. Gittik Boş fabrikasına. Kim yaptı bunu? Kim çizdi bunun projesini? Hangi mühendis yaptı? Hangi usta yaptı? Bulduk hepsini. Onlar dediler ki bu makine çim biçmek için yapıldı dediler. Bizim bütün görüşlerimiz, bizim bütün doğrularımızın hepsi suya düştü. Demek ki doğru birmiş. Madem yapan bilir, elbette bilen konuşur. Şimdi
Herkes kendi doğrusuna göre yaşasaydı ne olurdu? Kim bir makinesiyle kimisi duvar delmeye kalkardı. Kimisi ağaç kesmeye kalkardı. Değil mi? Kimisi asfalt kesmeye kalkardı. O zaman ne olurdu o makine? Bozulur değil mi? İşte şu anda insanlığın yaptığı bu aslında. Şu insan makinesini kimisi duvar delmeye kullanıyor, kimisi çim biçmeye kullanıyor, kimisi ağaç kesmeye kullanıyor. Yaratılış gayesinin dışında her şeye kullanılıyor bu insan. O zaman bu insanın nereye kullanılacağını, bu insanın mahiyetinin, yaratılışının, gayesinin ne olduğunu kimden öğreneceğiz? Madem yapan bilir, elbette bilen konuşur deyince neymiş o zaman dedi bu insanın yaratılış gayesi. O zaman ben dedim bu insan kainat kitabını okumak için yaratılmış. Bir kainat kitabı var mı ortada? Var. O halde bu kitabı okumak için yaratılan kim olabilir? Ben değilsem, insan değilse kainattaki bütün bu kitapları okuyacak, bütün hadiseleri anlayacak, bütün gizemleri çözecek, sırları çözecek ben değilsem o zaman kim? Kim olabilir? Ben dedim ki, şimdi dedim, sen dağda gezerken koyun sürüsünün içinde koyun sürüsü vardı, otlanıyor böyle. Orada bir tane kitap bulsan, bunu hangi koyun düşürdü mü dersin? Yoksa hangi çobanın mı bu kitap dersin? Ne dersin? Değil mi çoban? Koyun düşürdü dersen koyun sana bakar bakar durur. Ben koyunum ama sende de biraz koyunluk var herhalde. Niye çoban arıyoruz? Çünkü bu kitaba koyunlar muhatap olamaz da onun için. Belli ki bu kitap yazıldıysa şuurlu, akıllı, okuma yazmayı bilen, yazara muhatap olabilecek birisi olması lazım ki o da çobandır. Şimdi elimizde bir kitap var. Bu kitaba muhatap arıyoruz. Acaba bu kainat kitabının muhatabı kim? Cenab-ı Hak bunca sayfayı, bunca kitabı, bunca mucizeyi kim okusun diye yarat. Arıyoruz. Şimdi düşünün. Dağda geyikler dolaşıyor. Onlar en çok onlar görüyor. En güzel manzaraları onlar görüyor. Değil mi? En güzel dereleri, dağları onlar görüyor. Farkındalar mı? Hiç gördünüz mü? Böyle neydi? Şar dağları var değil mi burada? Şar dağlarına bakıp da böyle kendinden geçen bir geyik. Şu manzaraya bak be. Şurada müthiş mangal yapılır. Hiç gördünüz mü bir çiçeğin karşısında kendinden geçen bir sinek, bir böcek? Değil mi? Hiçbir muhteşem yaratılmış bir ağacın karşısında kendinden geçen, tefekküre dalan bir koyun gördünüz mü? Yok ki. Hepsi de okunmak için yazılmış harfler. Okuyacak kim? Kitabın harflerinin bir kısmı diğer kısmını okuyabilir mi? Ha, bir muhatap lazım. Bu muhatabın da bu yazılara değil mi muttali olması, bunları okuyabilecek, anlayabilecek kabiliyette olması lazım. Belli ki bu kainat kitabını okumak için yaratılan biziz, insan. Biz şimdi bu makineye ne arıyorduk? Bu makineye gaye arıyorduk, hedef arıyorduk. Baktık bu insan makinesinin gayesi, hedefi, yaratılış hikmeti neymiş? Dedik ya aslan gibi hayvanların diş ve pençesi yırtmak için yaratıldığını, kuşun kanatları, yaratılışı uçmak için yaratıldığını, atın bütün sistemleri koşmak için yaratıldığını gösterirken, insanın da aklı, fikri, ruhu, idraki bu kainat kitabını okuyup da Rabbini bulmak ve ona beş vakitte huzuruna çıkıp kulluk yapmak için yaratıldığını neyidir? Delilidir bu. Demek insandan ne yapıyor bu? Aslında okunuyor. Şaşırdı adam. Dedi ki ya ben dedi hiç böyle bir izah görmedim dedi. Şimdi herkes ne diyor? Ne der normalde adama? Ya senin görüşün böyle olabilir ama bizim de bir görüşümüz bu. İnancımız bu. Böyle inanıyoruz biz. Halbuki öyle değil yani. Davasını ispat eden ne yapar? Kazanır. Bizim elimizde bir davamız var. Ve bu dava hakikat. Değil mi? Bütün insanlığa kendisinin ne için yaratıldığını anlatmak gibi bir davamız bu. Kullanma kılavuzundan habersiz makineler ne yapıyor? Bozuluyor. Bir bir bozuluyor. Etraf hep bozuk makinelerle dolu. Yeniden değil mi şu dersler? Hani şey gibi bizde Türkçe'de rektefe diyorlar Türkiye'de. Rektefe biliyor musunuz? Makineyi yeniden fabrika ayarlarına döndürme. Sıfırlıyoruz. Şurada çok güzel bir örnek var. Bu örneği okuyup bitireceğim ama bu misali bu örneği okuduktan sonra soru sorarsam şaşırmayın. Bizim derslerde soru sorulmaz ama ben burada sormasam da değil mi kabirde soracaklar. Orada sormazlarsa öbür tarafta bir şekilde çıkacak karşımıza yani. Bu dersten %100 soru çıkacak. Bir adam bir hizmetkarına 10 altın verip mahsus bir kumaştan bir kat elbise yaptır emreder. Bir adam bir hizmetkarına 10 altın veriyor. 10 altın kaç dinar yapar? Mesela Cumhuriyet altınıysa dinar yetmeyebilir. Neyse epey bir para yapıyor değil mi? En kaliteli elbiseden git diyor kendine bir kat elbise al diyor. Bir kat dedi bir takım elbise al. İkincisine, ikinci hizmetkarına 1000 altın verir. Kaç kat daha fazla ikincisinin sermayesi? 100 kat daha fazla sermaye var. Bir pusula içinde, bir kağıt içinde bazı şeyler yazılı o hizmetkarın cebine koyar. Birincisine ne yaptı? Direkt söyledi ne yapması gerektiğini değil mi? İkincisine ne yaptı?
İkincisine de 100 kat daha fazla sermaye verdi. Fakat ona direkt yüzüne değil de kağıda yazdı bir şeyler. Git dedi bununla pazara. Bir pusula içinde bazı şeyleri yazılı o hizmetkarın cebine koyar, bir pazara gönderir. Evvelki hizmetkar 10 altın ile âlâ bir kumaştan mükemmel bir elbise alır. Öyle ya, 10 altın vermiş. En kaliteli kumaş, en iyi elbise o fiyat. Daha iyisi de yok. İkinci hizmetkar, bakın şimdi ikinci hizmetkarın düştüğü hatalara bakın. Aslında bize anlatıyor ha, bizim düştüğümüz hatalar. İkinci hizmetkar divanelik edip. Divane ne demek? Aklını kullanmayan demek. Bir adam deli olmayan demek. Ama deli gibi yaşıyorsa ona da divane derler değil mi? Adam akıllıdır ama deli gibi yaşıyor. Kullanmıyor çünkü. Var da kullanmıyor. Divanelik edip sonra evvelki hizmetkara bakıp kendi aklını kullanmayınca ne yapacak? Başkasını taklit edecek değil mi? Ne yaptı? Baktı ki birincisi geldi, elbise aldı, parayı bastı, gitti. Herhalde ben de bunu yapmak için geldim dedi. O da getirdi parayı bastı. Allah Allah. Evvelki hizmetkara bakıp cebine konulan hesap pusulasını okumayarak ikinci hizmetkarın düştüğü 3 tane hata var. 1. Divanelik etti. 2. 2 ne yaptı? Evvelki hizmetkara baktı. Üçüncüsü de pusulayı okumadı. Bir dükkancıya gitti ne yaptı? Bir dükkancıya 1000 altın vererek bir kat elbise istedi. En kaliteli elbise kaç paraydı? 10 altın. Bu ne yaptı? Azıcık düşünseydi, çok az bir şey düşünseydi, aklını azıcık çalıştırsaydı aklına ne gelecekti? Ya en iyi kumaş, en iyi elbise 10 altınsa bana verilen 1000 altın elbise almak için olamaz diye düşünmesi lazımdı değil mi? Şimdi düşünün mesela babanız size 1 lira para verdi, git dedi bununla soda al gel dedi, meyve suyu al gel dedi. Sonra abinizin cebine de 50 milyar koydu, 50 bin lira. Onu da soda almaya göndermiş olamaz değil mi? Şimdi mantıken. Şimdi insanın yaratılışı, insana verilen sermaye ve insandan beklenilen ilahi gaye. Çok önemli. Götürdü adam ne yapmıştı? Bütün parayı, ne kadardı bütün parası? 1000 altın. 1000 altın da epey bir poşet yapar değil mi? Götürdü bir poşet altını koydu tezgahın üstüne. Oradan bana bir kat elbise verdi. Dükkanına baktı, altına baktı, 1000 altın. İstediğine baktı, 10 altın. Herhalde dedi bu yolunmayı bekleyen gaz diyorlar bizim orada. Herhalde bu deli. Divane. Dükkancı da çok insafsızmış ya. Hiç olmazsa adam en kalitelisinden verir ya. Gitti. İnsafsız dükkancı da kumaşın en çürüğünden bir kat elbise verdi. Oradan da kar ediyor. Dükkancıya bak. Kumaşın en çürüğünden bir kat elbise verdi. O bedbaht hizmetkar seyidinin huzuruna geldi. Şiddetli bir tedip gördü ve dehşetli bir azap çekti. Onu gönderen seyidi değil mi? Sultanı ne yaptı ona? Yahu sen nasıl anlamadın bunu? Öyle ya, senden öncekine 10 altın vermiştim. Sana 1000 altını git de bir kat elbise al diye vermedin ya. Bu cebine konulan pusulayı hiç mi okumadın? Hiç mi okumadıysan hadi anladık tamam okumadın ama hiç mi kafanı çalıştırmadın? İşte edna bir şuuru olan, azıcık aklı olan anlar ki ikinci hizmetkara verilen 1000 altın bir kat elbise almak için değildi. Belli ki mühim bir ticaret için. Yani yapılacak ticaret ne kadar büyükse sermaye de o kadar büyük olur değil mi? Sermaye ile ticaret nedir? Doğru orantılıdır. Bize verilen sermayenin büyük olması büyük bir vazife için, büyük bir ticaret için gönderildiğimize nedir? Delildir. İşte insanla hayvanın kıyası buymuş. Nereden kaybediyoruz? Üç noktada. Birincisi neydi? Birincisi divanelik etmişti. İkincisi taklit etti. Üçüncüsü pusulayı okumadı. Sizce nedir bunlar? Birinciyi anladık. Aklımızı çalıştırmadık. Çünkü insan aklını çalıştırsa niçin yaratıldığını ne yapar? Anlar. Hayvanla kıyaslar kendini ya. Der ki ya hayvana bak. Benden 100 kat daha aşağı cihazlarla yaratılmış dünyanın tadını çıkarıyor. Dünyanın tadını çıkarmak için yaratılsaydım hayvan gibi yaratılmak yeterdi. O halde hayvandan 100 kat daha fazla sermaye ile yaratılmış olmam benim dünya için yaratılmadığıma, bu dünyadan değil mi sonsuz kat daha muazzam ve mükemmel bir alem için yaratıldığıma neydi? Delil. İkincisi taklit etti. Üçüncüsü neydi? Cebine konulan hesap pusulasını okumaya. Bu ne? Ne dersiniz? Neyi okumadığımızdan dolayı yolumuzu şaşırıyoruz? Burada bir ifade var bakın cebine konulan diyor. Kur'an bize indirilmiş değil mi? Bir de cebimize konulan bir hesap pusulası var. Nedir o? İnsanın bakın
Cenab-ı Hak mesela bir Kur'an'da emretmiş değil mi? Yazmış oraya. Bir de insanın cebine konulan dediği aslında insanın fıtratında yazılan demek. Eğer insan kendi fıtratını, kendi yaratılışını, kendi istidat ve kabiliyetlerini birazcık okusaydı bu dünya için yaratılmadığını anlardı. Üstadımız insanın cevheri büyüktür, öyleyse saadeti ebediyeye namzettir diyor. Mesela bir tane havuz düşünün mesela. Var ya şu parklarda, bahçelerde falan büyükçe bir havuz olsun ama. Bir baktınız ki içinde dev gibi balina. Balinanın yarısı dışarıda kalmış, çırpınıp duruyor. Ne dersiniz? Deseler ki ya balina buranın balığı. Burada büyüdü. İnanır mısınız? Havuz küçük, balina büyük. Buraya sığmıyor mu? Çırpınıp duruyor bak. Bir türlü orada rahat edebiliyor mu? Sonra o balinanın nereye ait bir balık olduğunu nasıl anlarsınız? Balinayı incelemeye başlarsınız. Bakarsınız ki ya bunun yaşaması için şu kadar basınç lazım. Bu kadar basınç nerede olur? Okyanusun şu kadar derinliğinde olur. Bunun manevrası için şu kadar mesafe lazım. Bunun günlük değil mi? 3 ton, 4 ton, 5 ton balık yiyen balinalar var. Bu kadar balık nerede bulunur? Bizim denizde bile bulunmaz. Bırak havuzu. Şimdi balinanın bütün özellikleri ne diyor? Bütün ihtiyaçlarını alt alta yazın. Eşittir ne çıkar? Okyanus çıkar değil mi? Belli ki bu okyanus balığı. Burada çırpınıp duruyor. Buraya misafir gelmiş. Şimdi balinanın yerine kendinizi koyun. İnsan dünyada çırpınıp durmuyor mu? İnsanın ihtiyaçlarını alt alta yazın bakalım. Sonsuzluk istemeyen var mı? Ebediyet istemeyen var mı? Bir anda 100.000 yerde bulunup 100.000 lezzeti aynı anda almak istemeyen var mı? Bak şu an buradayız. Başka yerde de bulunmak istiyoruz. O zevki de almak istiyoruz. Başka sohbette de bulunmak istiyoruz. Onu da dinlemek. Şu an Kabe'de olmak istiyoruz. Aynı zamanda Medine'de olmak istiyoruz. Bak insanın istidatlarını, kabiliyetlerini, çapını, istek ve arzularını alt alta yazın eşittir. Ne çıkar? Cennet istiyor insan. Cennet standartlarında yaratılmış da buraya imtihan olmaya gelmiş. Yaratılışından belli. Demek insan kendini okuyabilseydi bu dünya için yaratılmadığını anlardı. Bunu Üstad Hazretleri başka yerde insan bir çekirdeğe benzer diyor. Fakat biz çekirdeği dışından bakıp kabuktan ibaret zannettiğimiz gibi mesela yerde bir tahta parçası gördük. Misket gibi. Onun çekirdek olduğunu anlamasak odun zannederiz değil mi? Yakmaya kalkarız. Baksak ki içinde koskoca bir ağacın programı yazılı. Belli ki bu yakılmak için yaratılmamış. İçine koskoca bir ağacın programını yazan ne için yazmış olabilir? Toprak altına girip orada neşve nema bulsun, muhteşem, mükemmel, meyvedar bir ağaç olsun diye. Toprağın altına çekirdek niye atılıyor? Gübre olsun, orada kalsın diye değil. Değil mi? Oradan ne yapsın? Sıyrılıp çıksın da kemalini bulsun, gayesine yürüsün, hedefini bulsun diye. Yaratılış gayesi buymuş bakın. İnsan da bu dünya toprağına ne için atılmış? Dünyada kalsın diye değil. Dünyaya karışsın gitsin diye değil. Dünyadan insan ne yapsın? Değil mi? Ebediyeti bulsun. Sonsuzluğa yürüsün. Kemalini bulsun. Cenab-ı Hakk'ın onun fıtratına yazdığı o güzellikleri ne yapsın? Ortaya çıkarsın diye. Demek bu dünya toprağına biz ne için düştük? Çekirdek toprağı terk etmek için düşmüştü değil mi? Topraktan çıkabilmek için düşmüştü. İmtihan oluyor. Bazı çekirdekler topraktan çıkamıyor biliyor musunuz? Adam 100 tane çekirdek atıyor. Bakıyorsunuz içinden 10 tanesi çıkmış. Gerisi ne oldu? Gerisi gübre oldu gitti. Bütün istidatlarını, kabiliyetlerini toprağın altında çürüttü, mahvetti. Biz de bu dünyaya ebediyet alemine yürüyebilmek için, şu kabuktan, kılıftan, cismaniyetten, maddeden sıyrılabilmek için dünyayı hani Allahu Ekber diyoruz ya tekbir getirirken böyle arkaya atıyoruz. Dünyayı arkaya atıp da Cenab-ı Hakk'a yürüyebilmek için gelmiştik. Fakat bazıları dünyaya daldı, bazılarımız dünyaya daldık. Gayemizi, hedefimizi bu dünyadan sıyrılmak ve kurtulmak için gönderildiğimizi unuttuk. Dünyanın neyi olduk? Adeta toprağa gübre olan çekirdek gibi dünyaya karışıp gittik. Demek şu hakikatler bize ne yapıyor? Aynı çekirdeğe ulaşan su gibi bize yaratılış gayemizi hatırlatıyor. Adeta bizim çekirdeğimizi dürtüyor, uyandırıyor. Sen bunun için yaratıldın. İşte şu derece cihazatça zenginlik ve sermayece kesret son cümle. İnsanın bu kadar cihazlarla donatılmış olması, sermayece hayvandan 100 kat fazla sermaye ile bu dünyaya gönderilmiş olması elbette şu ehemmiyetsiz muvakkat hayatı dünyeviyenin tahsili için verilmemiştir. İkinci adam ne yapması gerekiyordu? Düşünüp
en kaliteli elbise 10 liraya alınıyorsa, bana verilen 1000 lira, 1000 altın elbise almak için olamaz deyip hemen ne için bu paranın, bu sermayenin verildiğini düşünüp hemen cebindeki pusulayı okuması gerekiyor değil mi? Şimdi insan da demek yaratılışına, istidadına, kabiliyetine hayvandan 100 kat daha fazla cihazlarla, daha kıymetli cihazlarla yaratıldığına bakıp bu dünya için yaratılmadığını anlayıp hemen pusulayı okumaya, hemen elindeki Kur'an'ı ve fıtratında yazılan ilahi mesajları okuyup yaratılış gayesini öğrenmeye çalışması gerekiyor. Yoksa neye yarar? Düşünün mesela size birisi şöyle bir poşet altın bıraktı. Siz de onun ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bir gün size misafir geldi. Adam oturdu. Bir baktı ki dolabın kenarını tutturmak için çivinin altına kullanmışsınız altını. Çakmışsınız oraya, oraya sıkıştırmışsınız. İşe yaratın. Masanın altı, diyelim ayağının bir tanesi düşmesin diye oraya sıkıştırmışsınız. Bilmem sağa sola atmışsınız. Bir görse onları ne der? Yazık etmişsin bunlara der değil mi? Ne yaptın sen der. Bilmiyor musun bunların kıymetini? Üzülür değil mi? Onun hediyesini hafife almak en çok ne yapar? Onu üzer. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği bu hayat hediyesini hafife alıp da dünyanın üç kuruşluk meselelerine sarf edip Allah muhafaza ucuz şeyler uğrunda feda etmek en çok ne yapar? Cenab-ı Hakk'ı celallendirir. Ne yaptın sen der. Ben seni hayvan gibi yaşayasın diye mi insan olarak yarattım demez mi? Bunun için mi yarattım ben seni demez mi? Demek şu dersler bize ne yapıyor? Aynı zamanda kendimizi okuma fırsatı veriyor. Kendimizi buluyoruz bu derslerde. Ben neymişim ben? Cenab-ı Hakk'ın nazarında yeryüzünün en şerefli misafiriyken kendi rütbemi, makamımı, mahiyetimi okuyamayınca ne kadar ucuz, ne kadar boş, ne kadar beleş meselelere bu hayatımı sarf edip mahvetmişim diye insan ne yapar? Başını taşlara vurur Allah muhafaza. İşte şu derece cihazatça zenginlik ve sermayece kesret elbette ehemmiyetsiz muvakkat şu hayatı dünyevinin tahsili için verilmemiştir. Belki şöyle bir insanın vazife-i asliyesi, nihayetsiz makasta müteveccih vazifini görüp, aciz ve fakir ve kusurunu ubudiyet suretinde ilan etmek ve külli nazarıyla mevcudatın tesbihatını müşahede ederek şehadet etmek ve nimetler içinde imdadat-ı rahmaniyeyi hükmetmek ve masnuatta kudret-i rabbaniyenin mucizatını temaşa ederek nazar-ı ibretle tefekkür etmektir. Tekrar okuyacağım. İnsanın yaratılış gayesini dört cümlede özetlemiş. İşte şu derece cihazatça zenginlik ve sermayece kesret elbette ehemmiyetsiz muvakkat şu hayatı dünyevinin tahsili için verilmemiştir. Şimdi annemiz, babamız bizi bu gurbete gönderirken ne diyor? Hadi oğlum git hayatını kazan diyor değil mi? Hayatını kazan. Bir insan hayatını kazanmasa ne olur? Hayatını kaybeder mi? Kaybedilecek bir şey yok ya. Değil mi? Çalışan da kazanan da yaşıyor. Çalışmayan kazanmayan da bir şekilde yaşıyor değil mi? Çünkü dünyadaki hayatımıza Allah kefil. Rızkımıza da kefil. Fakat kazanılması gereken bir şey var. Eğer onu kazanamazsak kaybederiz. O da ebedi hayatımız. Aslında annelerimizin bizi gönderirken ne demesi lazımdı? Hadi oğlum git, ebedi hayatını kazan demesi lazımdı değil mi? Çünkü o kazanılmayı bekliyor. Bunu burada kazanacak bir şey yok. Zaten verilmiş. Zaten Cenab-ı Hak taahhüt etmiş, söz vermiş. Nefes aldığın müddetçe rızkına ben kefilim diyor. O zaman niye bizi çalıştırıyor? Niye uğraştırıyor ki? Madem söz vermiş, doğmadan bütün ölünceye kadar yiyeceğimiz rızkı başımızın önünde yığsaydı, o zaman hayat çekilmez olur. Öyle diyor. Cenab-ı Hak niye şu dünya telaşesini, niye veriyor rızık endişesini? Dünyadaki hayatta ne yapmasın insanlar? Sıkılmasın, bunalmasın. Yeknesak istirahat döşeğindeki hayat, hayrı mahz olan vücuttan ziyade şerri mahz olan Adem'e yakındır diyor. Düşünsenize mesela her gün bütün ihtiyaçlarınız elinizin altına geliyor. Veya şöyle düşünün. Hastanede yatan var mı içinizde hiç? Sen yattın mı hastanede? Düşün mesela bir adam hastanede yatıyor. Sen yatmışsındır. Şimdi hastanede yatarken ekmek elden su gönden değil mi? Ekmeğin elinin altına geliyor. Suyunda. Her şeyin karşılanıyor. Deseler ki ya ne güzel hayat işte. Burada
Biz seni ömür boyu hasta gösterelim. Sen de ömür boyu burada kal deseler. Hiç kimse razı olur mu? Hiç kimse istemiyor değil mi? Hemen adam kaçıyor orada. Niye? Çünkü hayat o şekilde çekilmez ya. Gaye yok, hedef yok, koşturma yok. Şey, değil mi? Şimdi düşünün. Cenab-ı Hak ne yapmış? İnsanın ulaşacağı yere koymuş rızkını ki o rızka ulaşmak için koştursun ve o rızkı koşturarak kazanmanın da ayrı bir tadı lezzeti olsun. O zaman hayat ne yapar? Şenlenir, hareketlenir. Şu an gökyüzünde uçan kuşlar, denizin altında yüzen balıklar, karada koşan bütün hayvanat ne için? Rızkı için değil mi? Bak Cenab-ı Hak rızık diye bir şey yaratmış, bütün mahlukatı hareketlendirmiş. Her tarafı şenlendirmiş ya. Yoksa hayat çekilmez olurdu. Yapamaz mıydı? Ağaçların rızkını durduğu yerde onların başından aktaran Allah, insanın da oturduğu yerden rızkını veremez miydi? Ha, demek insanı rızkının peşinde ömür boyu koşar koşsun, sonra da bir köşede ölüp gitsin diye yaratmamış. Rızkını taahhüt etmiş. Fakat insana meşguliyet olsun da sıkıntıdan, yeknesaklıktan, ataletten, betaletten kurtulsun diye ne yapıyor? İnsanı birazcık koşturuyor, rızkına ulaştırıyor. Demek yaratılış gayemiz neymiş? Elbette şu derece cihazatça zenginlik ve sermayece kesret elbette belki şöyle bir insanın vazife-i asliyesi. Belli ki insanın yaratılışından belli ki bu insanın vazife-i asliyesi, asıl vazifesi. Şimdi biz bir gün bir yerde bir grupla ders yapıyoruz. Birisi bir soru sordu. Dedi ki biz dedi kalif diyoruz ya kalu belada söz verdik Allah'a. Değil mi? Ruhlar aleminde. Verdik mi vermedik mi? Kur'an diyor verdik. Ruhlar aleminde ne dedik mesela Cenab-ı Hakk'a? Bela dedik değil mi? Söz verdik. Tamam dedik. Emaneti kübrayı yüklendik. Cenab-ı Hakk'a sadakat sözü verdik. Kalu belada söz verdik. Öyle deyince birisi dedi ki ben de öyle bir söz verdiğimi hatırlamıyorum dedi. Ne dersiniz böyle birisine? Ya hatırlamıyorum ama verdin yani. Desen adam ne der? Arkadaş ben verdiğimi hatırlamıyorum. Benim adıma başkası verdiyse ondan da mesul olmam. Öyle ya bana ne? O halde benim Cenab-ı Hakk'a karşı kulluk vazifesini yapacağıma dair verdiğim sözü birisi bana hatırlatsın. İspat etsin desen. Aha ne dersin? Derse çağırın. Şimdi şu çok ehemmiyetli bir nokta bak. İnsanın yaratılışından belli ki bu vazifeyi yüklenmiş. Ayet ne diyor? Biz diyor emaneti dağlara, yerlere, değil mi denizlere yükledik. Onlar ne yapmadı? Göklere yükledik diyor. Onlar kabul etmedi. Şüphesiz değil mi? İnsan kabul etti. İnsan zalûmen cehûlâ diyor. Çok zalim ve çok cahildir. Emaneti insan kabul etmiş. Böyle bir vazifeye insan söz vermiş. Hangi emanet bu? Hangi vazife? Değil mi? Cenab-ı Hakk'ı tanımak, bilmek, ona muhatap olmak vazifesi. İnsanın neresinden belli böyle bir vazifeye söz verdiği? Mesela şöyle düşünün. Şimdi içeri girdik baktık ki elbiseler çok kirlenmiş. Bu elbiseleri yıkamak bir vazife mi? Bir vazife değil mi? Yıkamak lazım. Şimdi bu vazifeyi kim yapar? Koltuğa teklif ettik, baktık ki koltuğun bizim elbisemizi yıkayabilecek ne suyu var, ne makinesi var, ne sistemi var, hiçbir şey yok. Anca oturmaya yarar. Lambaya teklif ettik. Lamba dedi ki bize ben aydınlatırım. Fakat bu işi yapamam. Fırına teklif ettik. Eğer bizi bana atarsanız yakarım onu dedi. Ha, bir makine var ona teklif ettik. O dedi ki tam benim işim bu işte. Hangi makine bu? Çamaşır. Çamaşır makinesi. Nereden belli? Ya çamaşır makinesinin dili mi var konuştu? Hayır. Çamaşır makinesinin bütün istidatlarını, kabiliyetlerini, programlarını, sistemini okuduk. Baktık ki tam bu vazifeyi yapacak şekilde programlanmış. Bunun için yapılmış. Daha ruhlar alemindeyken, çamaşır makinesi ne zaman ruhlar alemindeydi? Proje safhasındayken değil mi? Mühendisler daha onu çizerken, daha ruhlar alemindeyken böyle bir vazifeye ne yapmıştı? Söz vermişti. Ben bu vazifeyi yapmak için yapıldım. Ha, bu vazifeyi yapmadığı zaman ne yapıyoruz? Evimizin baş köşesinden atıyoruz doğru. Hurdacının çekicinin altına değil mi? Vurdukça vuruyor adam. Hak etti mi? Değil mi? Etti tabii ya. Ama mükemmel çalışan sıfır yeni aldığımız makineye hurdacı böyle çekici kaldırsa hemen elini tutarız değil mi? Abi, ne yapıyorsun abi sen nasıl giydin buna? Vazifesini yapamayan ne yapar? Değil mi? Hurda olmayı hak eder. İşte insan da demek kainatta kainat kitabını okuyup da Rabbini onunla tanıyıp
tanıdığını beş vakitte onun huzuruna çıkıp ilan etmek vazifesi için yaratılan, o vazifeyi yapabilecek cihazlarla donatılan mahlukuz. Kainat kitabını okumak diye bir vazife var. Bu vazifeyi teklif edin geyiklere, dağlara, taşlara, balıklara, kuşlara. Değil mi? Hiçbirinin haberi yok ki, kendinden bile haberi yok. Üstadımız hepsini neye benzetiyor? Dağları, taşları, hayvanları, bitkileri. Onlar saat gibi diyor. Saat bilmez saatin kaç olduğunu. Bilir mi? Kendisi bildiriyor ama kendisi bilmiyor. Şimdi onların her biri Cenab-ı Hakk'ın ilmini, iradesini, maharetini, esmasını bize bildiriyor. Fakat kendisinin haberi yok. Bütün hepsinin bildirdiklerini bilen kim? Şimdi bir yerde bir radyo yayını yapılıyorsa ne dersiniz? Bunu dinleyen biri var. Yoksa dinleyen birisi yoksa o yayını yapmaya gerek var mı? Şimdi buradan bir bildirim gidiyor değil mi? Demek ki bunu ne yapan bilen biri var. Bütün kainat Cenab-ı Hakk'ın esmasını ilan ederken bu ilanata muhatap olan, bu kainat kitabını okuyup da Cenab-ı Hakk'a muhatap olabilen biri olması lazım ki bu yaratılışa en uygun, bu vazifeyi yüklenebilecek fıtratta yalnız insan yaratılmış. Ne vakit insan bu vazifeyi ihmal eder veya terk ederse o insan ne olur? Hurda olur değil mi? Bozulur. Bozulur. El-Fatiha.